Merhaba değerli arkadaşlar. Planet Crafter'da gezegen muhabbetlerimiz sonsuza kadar devam edecek gibi. Çünkü bayağı bir uğraştırıyor bu bizi. Yani hala tek bir sıkıntımız var şu an için. Abi lanet olsun. Oğlum elde hiç kobalt yok lan. Zaman şöyle yapalım. Şu bizim makinelere bir gidelim. Malzeme alalım oradan, ne çıkacak artık bilmiyorum da. Tekrar geleceğiz buraya. Oraya tekrar geleceğim. Daha alüminyumu çıkarttım. Şimdi oraya gidelim. Oradaki diğer cihazı da boşaltayım, içinde bir şey kalmasın. Uranyum çıkartamıyoruz. Çıkartamadığımız için de biraz başımıza bela almaya başladı ve elektrikle ilgili çok sıkıntı çekiyorum şu an. Yani evet. Oradan bir malzeme aldık.
Şunları da bir gidip yerine boşaltayım ben. Vallahi malı indiriyoruz işte. O dağın içinde de çok iş var da. Dur bakalım. Evet, malzemeyi götürüyoruz. Tamam. Ay. Şimdi bunu götürüyoruz abi. Sülfür. Lan hala erimeyen buz var ya. Çıkarsa bastınız ha.
Şimdi bunu da boşaltacağız. Benim bildiğim kadarıyla başka bu aletten koyduğum yer yok. Abi şimdi bir dakika şunu. Sülfür bir üst katta mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam orada. Okey. Şimdi %100 diyor. Yukarı. Şimdi kabak. Sonra bu. Orada bayağı bir patlıcan kullandık. Okey. Birçok şeyi yerine yerleştirmeye başladım. Şimdi hoca. Şöyle bir gidelim. Uzaklara doğru gidiyor. Ama dur bakalım. Karanlıklarda gezmeyeceğim. Bu tarafa gideyim. Oğlum burada taş toprak.
Lan yine mi fırtına ya? Oğlum ben niye aradım, hiçbir şey bulamıyorum lan. Anasının nikahından çıkarttı işi ya. Yürü bakalım. Oğlum. Ebenin
Yok abi. Ben aradığım hiçbir şey bulamıyorum. Oğlum adam susuzluktan ölür mü lan? Abo. Bizde bir tane roket açıldıydı ya, GPS roketi, onu bir... Pusula var. Bu pusuladan bir tane daha yapacağım ve motor ve süper alışım tamam. İki alüminyum, bir silikon, bir magnezyum. Hemen alıp gelelim. Tamam. Şimdi roket motoru için ne lazım? Ha, al işte. İki uranyum, bir iridyum çubuğu, bir süper alışım lazım. Hayda. İki uranyum. Süper alışım var mı lan bende hazırda? Bilmiyorum, belki vardır. Bir tane de süper alışım. Şu roket motorundan önce bir iridyum çubuğunu yapacağım. Evet. İki mi? İki süper alışım, iki kumaş. Benim üstündeki hangisi lan? Oh yeah. Önce roket yapacağım. Şimdi bu parçalar tamam. Üç tane şey lazım bana. Süper alışım.
Tamam, bir. İki. Şimdi süper alışımları yapalım abi. Ulan bu roketi yapacağım lan. Net konum bilgileri gösterir diyor. Bilmiyorum neyin konum bilgisini gösterecek. K2 atıyoruz ama. Git bakalım. İki kumaş, iki süper alışım. Bende kumaş var mı lan? Basınç, oksijen sıcaklık fena değil. Ama bitki örtüsü cortladı abi. Buradan harita ekranı görüyoruz da.
Sıkıntı. Şimdi bir ufak loot yapacağız abi. Şu an titanium var. Ulan. Hemen dükkana gidelim. Ne hocam şimdi mecbur. Lan ne oluyor? Ciddi ölçüde loot'a ihtiyacımız var. Ne yapalım yani? Ne bulabilirsem. Oğlum. Vallahi silikon doldu. Magnezyumla kobalta abanmam lazım da 100 kata çıkacağım. Ben bir su alıverem.
Şimdi hocam. Abi uranyumu bulsam içinden geçeceğim olayın da uranyumu bulamıyoruz ya. Bitkiyi arttıracağım da elektrik yapamadığım için bitkiyi de arttıramıyorum şu an. Yani bu iş böyle olmaz abi. Benim uranyumu bulmam şart. Gaz çıkartıcı K2 diye. Ulan. Zeolit istiyor hayvan. Süper alışımı yaparız. Elimizde iki tane zeolit varsa iridium çubuğu yapabiliyoruz mu? Ona bakalım önce zeolitle. Bir tane var. Abi sıkıntıya girdik şu an. Madde bulam yok ya. Şu arkası lav bölgesi. Şurası. Değil mi? Oğlum ben aradım hiçbir şey bulamıyorum lan. Şimdi gidiyoruz. Times, bir konu alemin.
Eriyen yerler oldu mu? Bir elden geçirmem lazım. Eriyen yerler olmuş. Oğlum lan. Eyfe. Oğlum buralar eridikçe maden geliyor. Ne? Zeolit bölgesi. Jölit yok mu lan? Şansıma tüküreyim. Uranyumu bulamadım ama başka şeyleri buldum. Allah Allah. Ha, mutlaka bir yatak daha vardır ama nerede işte? Koca gezegen. Bulabilirsen.
Yok abi yok. Karşı yaylada göç gatar gatar. Şimdi abi bak buraya kadar getirdik mevzuyu. Bir dakika, bir dakika lan. La. Roket motoru, roket motoru. Şu nar dursun. Biyoplastiği de at burada beklesin. Osmium. Okey. Şimdi orayı topladım. Bu dağın altında ne var? Bir de oraya bir girelim bakalım. Çünkü bir ara bir girdik. Tam dürtükleyemeden geri çıktık. Evet. Oğlum yer altında başka bir dünyaya girdim lan. Nereye çıktım lan ben? O ne lan? Bambaşka bir yere çıkardı beni ya.
bilmiyorum nereden ne mağara. Aha. Burada gemimsi bir şey buldum lan ben. Belki şunun altında falan bir böyle delik melik bir yer vardır. Ya belli olmaz. O ne lan? Şu uranyum yataklarını bir bulsam. Ben buna girdim mi lan? Ben buna girmişimdir ya. Girmemiş. Yani daha doğrusu buradan girmemişim. Başka yerden girişi var mı bunun? Yok ebeğin. Burada bir şeyler bulduk. Yani çok fazla bir malzemem yok. Bu ne lan? Boşmuş. Bu durak. Abi her haltı buluyorum ama uranyumu ve zeolit mesela başıma bela şu an. Teşekkürler.
şu biyoplastikleri buraya at. Aa, tohum olmuş lan bende. Koy bunu daha. Şu materyalleri yukarı yerine bırakmadan önce şuradan ben bir malı da toplayayım abi. Mal. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane uranyumum var şu an ama dur. Süper alışım neredeydi? Şu tek çubukla yapılıyor. Ya bunu yapabilirim aslında. Ama şimdi abi yosunlarımızı topladık. O yosun muhabbeti zaten başıma bela. Tamamdır. Abi bak şimdi. Şunu zeolit olmadan çıkaramıyorum. Zeoliti de bulamıyorum. Çok aşırı ayrılarak da gezemiyorum. Şu an elindeki en mantıklı şey bitki yoğunluğunu arttırmak. Şu ekranlarıma bir bakmaya gidiyorum abi. Şöyle yapacağız. O zaman elektrik için o makineyi yapacağız. Biyokütle yapacağız abi. Biyokütleyi de nasıl yükseltiriz? Gel lan buraya. Abi 80 ton olduğunda arı kovanı açılıyor. Bitkiler. Anasını avradını satam. Abi her yere çiçek dağıtıcı koyacağım. Yapacak bir şey yok yani. K2. Ama önce elektrik. Uranyum çubuğu, 3 tane süper alışım. Ya arkadaş zaten bu uranyum yedi bitirdi bizi ya.
Evet, bu da burada elektrik üretsin abi. Elektrik üretimini arttırıyoruz. Bir yandan da öbür aletleri arttırıyoruz. Elektrik ne kadar oldu abi? 102 kilovat aldı. Şimdi... Abi 38 yiyor. Çüş ya! Şimdi yukarıda iki tane süper alışımım vardı benim. Bundan bir tane daha yapmam lazım. Şuralara. Abi her yere yapıyoruz. Çünkü mantıken bizim biyo kütleyi arttırmamız lazım ki arı kovanı koyayım sağa sola. Abi bu ne ya? Biyo kütle yükseldi. Neyse dur makine. İki tane süper alışım istiyor dur. İki tane süper alışım. İki tane gübre. Bir makine daha. Hatta şu beyaz çiçekten de ver. Ya şimdi süper alışım tipimiz 25 kW kaldı. Çok güzel abi. Zaten makineyi koyamıyoruz.
Şimdi. Vallahi arkadaş, kimse kusuruma bakmasın ama şimdi şöyle bir durum var. Yani yükselme bayağı bir hızlandı. Abi Çin makinelerini söktük. Yerine K2 çiçek dağıtıcılar koyduk. Elektrik kullanımımız çok düştü, o yüzden makine koyamadık ama elimizdeki malzemelerimizi kullanarak bitki roketini çaktık abi. Çarpan bir anda yardırdı. Aslında bir bitki roketi dağıtmam lazım. Aslında atarım lan. Malzemem var ki. Laboratuvar. Bir bitki tohumu dağıtarsam, hoppa. Uçacak şimdi. Oh. Sıcaklığı arttırmam lazım. Sıcaklığı arttırmam için neye ihtiyacım var? Isıtıcıya. Evet. Isıtıcıyı çalıştırmak için neye ihtiyacım var? Elektriğe. Allah cezanıza versin. Kodumun uranyum madenini bir bulsam. Aslında yeni plan alındı. "35 elektrik yer" diyor. Vay şerefsiz, elektriğim yok. Bu ne veriyor? 86. Bu ne veriyor? 331. Oğlum bundan 3 tane yok mu lan benim elimde? Üçünü parçalasam, bir tane bundan yapsam elektriğim artıyor. Bak şimdi şöyle.
Patlayıcı toz mu? Vardı. Oksijen, oksijen. Oksijen. Ya roket atabilirim tabi ama roket attıkça yardırır. Şu makineden bir tane daha koyabilirsem 6 tane. Üç tane osmiyim al lan. Evet. Kesinlikle sıcaklığı arttırmam gerekiyor abi. Şimdi sıcaklığı arttıracağız. Bir tane süper alışım yapmam lazım. Yine kobalt bitti abi ya. Bu bir şaka mı abi ya? İki sülfür, bir iridyum. Tamam. 9, 9, 18, 19. Nay, nini, nay, nay, nini, nini, nay. Temiz ya. Şimdi bu iridyum çubuklarıyla başımız belada.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O da tamam. İki tane iridium çubuğu. Bir makine daha koyduk. Ulan fak fakır ilerliyor ya. Güzel. Oksijen artışında sıkıntı yaşıyoruz da. Şöyle bir şey var hocam, bir dakika. Şu sıçtığımın gaz makinesini yapmam lazım abi. Benim zeolit bulmam lazım. İridyumu bulurum da. ppm. Oha. Şu sıcaklıktan giden kısma gel, bu ne? Nükleer füzyon tüm makine enerji üretiyor. 750 pk ebenin. Zeolit olmadan bu iş olmaz. O ekran kaç, neyle yapılıyor lan o? Silikon mikroçip mi? Nasıl yapılıyor lan? Şimdi bir osmiyum bir de silikon alacağım yanıma. Ekstradan. Tamam. Anasını satayım, malzemeler öldürecek bizi ya. Bulması da gitgide zorlaşıyor. Hadi ama. Kötü oldu. Abi kobalt. Gidelim oradaki alüminyumları falan alalım abi. İllaki orada bir alet vardır değil mi? Oğlum bu nasıl ilerliyor lan? Elektrik durdu. İlerliyor ama. Allah Allah. Allah Allah. Nasıl oluyor bu ya? Sülfürün orada var. D
doğa kendini yardırıyor gibi geldi bana ama dur bakalım. Uranyum problemini çözdüğümüz dakika içinden geçeceğim sistemin de. Titanyum almayacağız bir tek. Demir ver. Yetmedi lan. Bir tane daha yaparsam yeter. Ulan. Her şey çalıştı mı? Şu kodumun yörünge ekranı ne işe yarıyor abi? Ha. Attığımız roketleri görüyoruz burada. Güzel. Sıcaklık için asteroid atmam lazım ki. Tamam. Su iç. Buradan malı topla abi. Mantarı da yemiş olduk. Şimdi hocam. Abi. Bu kaç? İyi, fena değil. Oksijen yavaş ilerliyor. O kötü. Oksijen gerçekten yavaş ilerliyor. Yani oksijende sıkıntı var. Artı zamanda yani şu biyokütle fena değil ama bir asteroid roketi atsam asteroid roketi mi atsam ya?
Tohum dağıtıcı roketin gelmesine hiçbir şey kalmadı. Hıza baksan oğlum. Ama bir asteroid roketi atsaydım iyiydi ha. Üç tane kobalt, bir motor, iki tane süper alışım. Ebenin atamayız abi. Loot'a çıkmamız lazım. Şuralara bir yere bir chest koyup de iki chest koyup ağaç kabuğu ismi vermem lazım. Şimdi gidiyoruz abi. Şu ekran neydi lan? Ha. Şimdi kardeşim bu 80 tona çıkınca şu muhabbet düzelecek. Şimdi burada en büyük sıkıntımız bitki roketi. İki tane süper alışım. Ağaç kabuğu, lirma tohumu, gübre ve motor. Bence bitki roketi atmalıyım ki arılar gelsin abi. Ya da atma ya. Ama abi bitki şart ya. Şimdi motor var. Tohumu var. Ağaç kabuğu var. Şimdi bir tane gübre lazım. Oğlum senin yapacağın işin ben ta evveliyatını. O bir süper alışım daha isteyecek de. Süper alışım daha yapabilirim ama kobalt.
Güzel. Onu da yaptık. Su içelim. Hey yavrum be. Biyokütle nasıl yardırdı? Oksijen düşük. Oksijeni yükseltmek için ne yapmam gerektiği ile ilgili de en ufak bir fikrim yok. Elektrik konusunda da 11 kW. Lanet olsun ya. Bitki evresi bitmek üzere. Sonra amfibi canlılar, yok zartlar, yok zurtlar muhabbetine başlayacağız ama. Sıkıntı var abi. Yani delgi yapabilirim osmiyumla ama o delgiye süper alışım lazım. Kobaltım yok. Osmiyumum var. Bidon çalışacak elektriğim yok anasını diyeyim. Abi kesinlikle uranyumu çözmek zorundayım. Bak birazdan nükleer füzyon jeneratörü çıkacak. Ulan bu zeolit falan da ister şimdi. Bunu nasıl yapacağız biz ya? Bir türlü o madenlerin yerini bulamıyorum. Harita belgesine geliyorum. Şu K3 gelse bari ya. Bu nedir ya? Nerede ne var onu da göremiyorum. Burada hangi roketin ne zaman açılacağını keşke görebilsek. Yani onu da göremediğimiz için. Ya da görebiliyor muyuz? Tohum dağıtıcı roket açıldı. Çok güzel. Başka roket açılacak mı? K6'sına tüküreyim. Oğlum. Başka roket açılmayacak mı lan? Hadi canım. Tohum dağıtıcı roket. Tamam. Bu tohum dağıtıcı roket nasıl bir şeymiş? Bir bakalım şuna. İki tane süper alışım. Pajen bakteri örneği ne oluyor lan? Abo. Mutajen ve bakteri örneği istiyor. Bir dakika. Bunu nasıl yapıyoruz ki? Yosunla üreteceğiz o belli de.
A-O. Üç yosun, üç su. Metan tüpünün ana... Abi zeolit. Zeolit bölgesini bulmak zorundayız. Kobalt yok, oksijen tüpü de yapamıyoruz. Bir dakika şimdi ya. Ben gideyim o zaman. Bizim şu kazıcılardaki malzemelerin hepsini bir toplayayım. Sırayla alayını toplayalım. Endeks çayır çayır gidiyor ama ilerletemiyor. Bunları boşaltalım abi. Şu lanet uranyumu bir bulabilseydim. Kazınca uranyum çıkan yeri bir bulsam. Abi onu da bulamıyorum. Nasıl yapacağız ya? Kismat. Abi. Şimdi iridyumun oradakine bir uğrayalım abi. Yani fazladan kobalta ihtiyacım var. Buradan birkaç tane de kobalt toplayayım. Güzel. Yani tek tip topladık.
Abi materyallerle sıkıntı yaşıyoruz ve kesinlikle şunu biliyorum, uranyumu çözmek zorundayız. Oksijen düpü tamam. Tek sülfür kaldı değil mi gitmediğim? Uranyumunu bir bulsam rahatlayacağım da. Oğlum var ya. Oğlum dağların içinden falan gidiyorum ha artık. Şu yine iridium yazan yer var ya, oraya bir gideceğim ya. Bence artık amfibi canlılar işine dönüyoruz. Ama zeolitsiz bir boka yaramaz.
Yukarı. Yandık. Son bir mekan daha var. Oraya da bakalım mı? Buraya yine eridyum diye o çubuğu boşuna koymamışımdır ben. Değil mi? Doğranyumları topladık. Orayı bitirdik dediğimiz yer var ya. Oraya bir gidek. Yani bir yerden bir uranyum bulmak zorundayım abi. Yani bir yerden bulacağız. Ya bu uranyum denilen menet buralarda bir yerde, onun da bir mağarası var. Ben onu zaten bir bulursam, onu bir dakika lan. Yükseklik. Dörtteki sayılar yükseklikmiş. Burada da sulandı. Güzel. Bundan buraya makine koymuşum ve lanet olası makine kazıya yalan. Çukur mu var lan? Ben mi yanlış biliyorum? Vallahi çukur var. Şu hizada düşün.
Gidelim bakalım nereye gideceğiz. Gidi yok bir yer ama. O ne lan? Oğlum bu ne? Bu değil. Burası için tutsal kovası için şey mi acaba? Bu demir. Neyse. Anasını satayım. Magnetar kuvarsı. Abi ben uranyum ararken başka bir şey buldum. Yine. Bir yerde öleyim bari. Ne diyorum ben falan düşünmüş.
Ulan hepsini yanlışlıkla buluyorum. Çıldıracağım ya. Ağaç dağıtıcı açıldı da ağaç tohumum yok ki. Ağaç tohumum olsaydı yapardım ama ağaç tohumum yok şu an. Abi çok ilginç ya. Ama çözeceğim. Yani kesinlikle çözeceğim arkadaşlar. Şunu bir kaydedeyim. Gezegeni kaydettim. Değerli arkadaşlar, bu bölümü de sizler için burada artık sonlandırıyorum. Çünkü bölüm değil, bayağı bildiğin canlı yayın gibi bir şey oldu bu. Kendinize mükemmel bakınız. Kanala abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Like atarsak güzel olur. Bakın sonda istiyorum, herkes başta ister. Şu like'lar hani bir tıklayalım ne olursunuz ya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bölümler gelecek yani, rahat olun. Uğraşıp duruyorum bundan. Sinirimi bozuyor arada ama olsun. Yeniden görüşünceye kadar şimdilik cümleten Allah'a emanet arkadaşlar.